Hakkında çok sayıda dava açılan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a operasyon düzenlendi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han duruşmalara katılmak için Lahor'dan İslamabad'a geldi. Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi avukatlarından Faysal Chaudhry gelişmeyi doğruladı. Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor. Pakistan Adalet Hareketi Partisi siyasetçilerinden Musarrat Chima Twitter'dan yaptığı açıklamada İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü. Söz konusu gelişme Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi. Pakistan ordusu dün eski başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını sorumsuzca ve asılsız olarak nitelendirmişti. Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat Başkan Yardımcısı, tüm general Faysal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü. Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 hayır oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.